Geçen günlerde YouTube'da pek alışık olmadığınız konseptlerden bir tanesini yaptım. Yaptığım video kendisinin varlığından haberdardı. Video ne kadar izlendiğini, ne kadar beğenildiğini başlığına sürekli olarak yazdırıyordu. Mesela 120.000 görüntülenmede videoya girdiniz ve videonun başlığı da cidden 120.000 beğeniye sahip oluyordu. Ve bunun için bayağı uğraştırıcı bir form yazdık. 75.000 API istedik ki API'nin ne olduğunu o videoda zaten söylüyordum. Kısaca YouTube'un dışından YouTube'a bir şeyler yapabileceğimiz için API'ye ihtiyacımız var ve sunucudan sürekli olarak istem yolluyoruz ve bu istemleri karşılayacak belli bir oran var. Normalde 10.000 olan bu oranı biz 75.000'e çıkardık ki dakikada bir istem yollayarak başlığı değiştirebilelim. Başlığı değiştirdik. Çok güzel gidiyordu. İlk 1 saatte 60-70.000'e kadar çıktı istatistiklerde. Sonra ikinci saatin sonunda 120.000 beğenisi vardı. Şu an 17 Ocak saat 1'de bunu yapıyorum. Hatta battaniyenin altına geçtim ki akustik olsun. Böyle çok komşular rahatsız olmasın. Büyük ihtimal belki de oluyorlardır. Sesim bayağı borazan gibi. Şu an video 150.000. 2 saatte 120.000'e ulaşabilen bir video. Peki nasıl 150.000'de kaldı? Cevabı basit. YouTube sürekli olarak 50.000, 20.000, 30.000 izlenme sürekli olarak sildi. Burada şöyle diyebilirsiniz. Spam'a düştü. YouTube sürekli olarak spam olarak algıladığını düşündü ve bu yüzden de bütün bu izlenmeleri geri sildi. Sürekli silmeye de devam etti. Bunun birçok örneği yapıldı. Yabancılar deli gibi yaptı ve hiçbirinin problemi böyle olmadı. YouTube onların verilerini silmedi. Ama benim verilerimi neden siliyor? Ben bu video için deliler gibi düzenleme yaptım. Deliler gibi kodların sıkıntılarını falan böyle çözüp uğraştık. Sunucuyu düzenledik. API formu istedik. Normal bir videodan kat ve kat daha fazlasıydı bu video. Özellikle de çok uzun bir video olmadığından dolayı ben zaten bu videodan deli gibi bir para da kazanmayacaktım. Sadece kazanmam gerekeni kazanacaktım. Normal istatistikler geldiğinde ne izlenmem doğru düzgündü, ne gelirim doğru düzgündü. Benim emeğim, arkadaşımın emeği tamamen boşaymış resmen. Bulmacalar cidden uzun ve cidden kafa yormanız gereken, kafa yorularak yapılan bulmacalardan, güzel dizayn edilen bulmacalardan. Yani para ödülü koyduk bunun üzerine videoda, bilmiyorsanız 5.000 liralık bir ödül vardı ve aslında en başında bir ödül de yoktu. Öylesine biz sizi birazcık daha bilgilendirmek, eğlendirmek için yaptık ama sizi teşvik etmenin de bir yolu bu olacaktı. Bunda zaten katılan, destekleyenler ve bu videonun izlenmeleriyle beraber alacağımı ve toplayabileceğimi, size de sunabileceğimi düşünüyordum. Ama YouTube bu şekilde bir gelir vermedi bile. Tabi bulmacaların hepsini çözene hala bu para ödülü tabii ki geçerli. Hani şöyle bir şey söyleyeyim, başka interaktif videolar yapıyorum. Bu başka kanallarımda olsun, bu Adal kanalında olsun. İnsanların aklında bir şey takıldığında soruyorlar. Evet bu gayet normal ama hiçbir videodan bu kadar fazla DM almadım. Hani yayına giriyorum, yayında, canlı yayınları yaptığımda deli gibi insanlar diyor ki bulmacanın cevabı ne? Ya da Discord'da bir odaya giriyorum, bulmacayı sorup bulmacayı çözmeye çalışan başka yazılımcılar çıkıyor birden. Bu kadar fazla her yerden etkileşim aldığım bir video, normaldeki izlenen videolarımdan daha düşük bir izlenmeye nasıl sahip olabiliyor? İşte hani tamam spam aldı, şeyi düşünebilirsiniz. Böyle spam aldı ve normal izlenmesi buydu, buna getirdiler. Hayır, normal izlenmesi kesinlikle bu değil. Ve ortalama olarak her 20-30.000 silinen beğeniyi de hesaba katamayacağımıza göre bunların hepsi kod çalıştırıldığında hem CMD ekranında var, o siyah ekranda var, hem YouTube'un bana yolladığı mail'lar da var. YouTube kendini ifşa ediyor. Biz zaten bunu sildik diye, çünkü ben sürekli olarak başlığı düzelttiğimden ve YouTube en son güncellenen başlığı bana mail olarak attığından dolayı bunların hepsi kanıt olarak var. Ki şöyle bir şey var, spam olayını YouTube yıllar önce çözdü. Normalde ben bir kere hiç izlenmediğim zamanlarda F5 atıp sürekli her F5 attığımda videonun izlenmesini arttırabiliyordum. Ve öyle hiç izlenmeyen bir videomu F5 atıp böyle ne kadar da 200'e kadar çıktı yapmıştım ki tek sadece ben yapmıştım. En çok izlenen videolarımdan biriydi çünkü başka videom yoktu. Öylesine test ediyorum böyle. Daha ne kadar gidebilecek? Acaba insanlar bunu mu yapıyor gibisinden. Sonra bu güncellendi ve hiçbir şekilde F5 attığınızda aynı IP üzerinden ona ekstra bir görüntülenme katamıyordunuz. Burada görüntülenmeler artıyor. Tamam, aynı kişinin F5 atması, Google'ın sunucuları bunu algılayamayacak mı? Google'ın sunucuları deli gibi. Yani gidip de benim evimde sürekli F5 atmam hiçbir anlamı yok. Çünkü IP'm belli, istemim belli. Belli bir süreden sonra görüntülenmeyi saymayacak bile. Ama bu videoda zaten belli izlenmeleri saydı ve bunları sürekli geri aldı. Hadi en başında tamam. Video 120.000'den 150.000'e çıktı. çıkana kadar kara listeye alındı büyük ihtimal, ki büyük ihtimal YouTube beni kara listeye aldı. Hiçbir şekilde başka kısımlara videoda dalgalanma olduğundan, video izlenmeleri sürekli silindiğinden dolayı kimseye bu videoyu önermiyor. Birçok kişinin önerilerine bu video çıkmıyor. Çünkü YouTube bu videoda bir gariplik olduğunu seziyor. Çünkü kendi garipliği aslında. Kendi olaya ayak uyduramaması. İlk saatlerde 30.000'i silersin, 50.000'i silersin, hadi 100.000'i sil. Ama bunu bir yerden sonra toparlaman lazım. Video yayınlanalı 3 gün oldu. Daha az önce baktım ve 1 saat önce de 30.000'lik bir düşüş var. 3 gün boyunca sürekli olarak benim videolarımın izlenmeleri siliniyor. YouTube bunu fark edemiyor mu? Bunu dengeleyemiyor mu? Bir sürü destek talebi attım. Covid muhabbetlerinden dolayı asla ve asla, bu pandemi sürecinden asla ve asla ilgilenmiyorlar. Hiçbir şekilde geri dönüş olmadı ve ben hala bekliyorum. Bir açıklama bekliyorum. Neden bu kadar dalgalanıyor? Burada bulmaca cidden iyi. Cidden çözmeye çalışan, belli bir yola gelen bir sürü kişi var. Ve bunları cidden takdir ediyoruz. Bazı kişiler de kendi çözemeyip de başkalarıyla çözmeye çalışan, daha Binary'nin Base64'ü ilk görüp de algılayamayan kişiler var. Bunlar normal. Herkes Base64'ü, Binary'i hemen algılayacak değil. Ama bu kişiler yetersizliklerinden dolayı, bulmacayı çözemediklerinden dolayı bana sövüyorlar. Sövüyorlar diyorum çünkü direkt olarak gördüm. Benim bir sürü hesabım var. Herkesi görüyorum. İsterlerse onları davada edebilirim. Çünkü direkt olarak bana sövdükleri net bir şekilde açık. SS'lerim var, kanıtlarım var ama umurumda değil bu kısımlar. Sadece öylesine aldım, cebimde duruyor. Yani bulmacayı çözenler, gidip de herkesle beraber ortak olarak bulmacaya girişenler. Hepsiniz biliyorum. Yaptığınız o gizli liste dışı videoları da biliyorum. Açtığınız 200-300 kişilik Discord gruplarını da biliyorum. Her şeyi biliyorum. Zaten gerçekten bu bulmacaları çözebilecek seviyede olan kişiler 1-2 kişi olup da arkadaş grubuyla kimseye söylemeden yapabildiğini, onu da biliyorum. Onun dışında bulmacaları cidden kendileri saatlerce uğraşıp yapamayanlar, pes edenler ve belki de buna uygun olmadığını düşünenler. Abi siz denediniz. Cidden denediniz. Önemli olan da bu. Ben açıklama videosu yapacağım. Tüm bulmacalar nereden nereye kadar nasıldı hepsini göreceksiniz ve siz de öğreneceksiniz. Binary'nin, Base64'ün her şeyini. Bilmiyorsanız da bunların hepsini size öğreteceğiz zaten. Güzel olan kısım da bu. Öğrenmeniz. Bütün amaç buydu aslında. Onun dışında hala bulmacada seviye atlayan kişiler, cidden çok teşekkür ederim. Kendi emeğinizle kazıya kazıya geldiniz buralara. Cidden çok teşekkür ederim. Önemli olan da sizin işten bir şekilde hile hurda bulaştırmadan ne kadar yaptınız. İsterseniz 5 dakika uğraşın, sonra bana uygun değil deyin. Bu da bir şeydir. Evet, kısacayla YouTube algoritmasıyla beraber bir şeyleri batırarak onu devam ettiriyor. Şu ana kadar 500-700 bin olacak videom gidip de 150 binde tıkanıp kaldı. Ayrıca YouTube'un algoritması için şöyle bir şey de deniyor. Kan, vahşet veya çıplaklık dediğimiz şeyler. Eğer bunlar oyundaysa bunlar birazcık daha tölere ediliyor ve sarı dolar yenmiyor. Ben bunları tamamen sansürlediğim halde, kanları direkt siyah beyaz yaptığım halde Outlast videolarını sürekli olarak sarı dolar atmıştı zamanında. Ve video sarı dolar yediğinde bir incelemeye gönderiliyor. 250 bin izlenmeden sonra YouTube bunu açıyordu. Manuel olarak inceliyorlar. Bir insan oturuyor, diyor ki evet bu videoda bir şey yokmuş. Ama 250 binden bahsediyoruz. Zaten bir videom ortalama olarak o kadar izleniyor. Ben o kadar emek vermişim. Zaten video oraya kadar izlenmiş. Gerisi izlenmeyecek bile. O 250 bin nerede? Siz bana haksızlık yapmışsınız. Benim bundan elde edeceğim gelir nerede? Yok abi. Ve YouTube buna tek videoma yapmadı. Bunu Outlast'ta yaptı, Deep Web'den olmadığını söylediğim bir video yaptı, birçok videoma yaptı. Algoritma cidden çok garip ve cidden içerik üreticilerini teşvik etmek yerine onların canını bol bol yakıyor. Benim canımı da bu videoda yaktı. Çünkü bütün istatistiklerin düşüşünü görüp de onca emeğimin birden gözümün önünde yıkıldığını görünce ben de yıkıldım. Ve bu öbür video planlarımın sürecini de aksattı. Daha farklı bulmacalar, daha farklı şeyler planlıyordum. Onlar gelecek. Takipte kalın. Daha neler neler gelecek. O zaman teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, destek verdiğiniz için, kanalda şu an buraya kadar gelip cidden videoyu bitirdiğiniz için. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.